Herkese merhaba. Akıllı kol saatleri ile ilgili çok daha fazla şey duyuyoruz. Hayatımıza daha fazla giriyor. Görmüş olduğunuz CoCoWatch'ta bir akıllı kol saati, bir Kickstarter projesiyle başladı her şey ve oradan toplanan parayla da görmüş olduğunuz kol saati gerçeğe dönüştü. CoCoWatch'un farklı renkte modelleri var. Görmüş olduğunuz gibi siyah kayışlı model var. Bunun yanı sıra beyaz, pembe, mavi kayışlı modeller de bulunuyor. Aynı zamanda siyah kayışa sahip olup da farklı çerçeve renklerine sahip bir iki model daha var. Bu şekilde her zevk uygun modelleri var CoCoWatch'un. Görmüş olduğunuz model siyah renkli bir lastik kayışa sahip. Görmüş olduğunuz akrep ve yelkovan. Bunun yanı sıra saat çizgileri de turkuaz renginde. Böyle bir model geldi elimize. Saatin hem analog saati için hem de bildirim sistemi için ayrı bataryaları bulunuyor. Analog kol saati için var olan batarya pil yaklaşık 3 yıla kadar bir çalışma ömrüne sahip. Diğer bildirim sistemi için kullanılan pil de normal bir kullanımda, ortalama bir kullanımda yaklaşık 9 ay kadar işlev görebiliyor. Böyle söyleyelim. Saatin sağında ve solunda tuşlar var. Toplam 4 olmak üzere. Görmüş olduğunuz tuş, ışık tuşu, aydınlatma tuşu, tüm bu bildirimlerin arkada bulunan göstergelerin yanmasını sağlıyor. Bir connect tuşu var. Bu connect tuşuna basarak eşleştirme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Command tuşu var. Komut tuşu. Çeşitli işlevleri, yer bildirimi, iPhone'u bulma veya Facebook'ta yer bildirimi yapma gibi işlevleri gerçekleştirme olarak sağlıyor. Ve bir de mod tuşu var. Mavi renkli mod tuşu da saatin 4 farklı modundan bir tanesini seçme olanak sağlıyor. Bu saat sadece bip, titreşim artı bip ve titreşim veya bipin olmadığı şekillerde bildirimler gösterebiliyor. Herhangi bir çağrı geldiğinde veya bir takvim uyarısı geldiğinde, hatırlatıcısı geldiğinde arkada görmüş olduğunuz ekranda her bir uyarıya yönelik ikon gösteriyor ve bu şekilde de CoCoWatch kullanıcısı bir bildirimden herhangi bir aktivitenin varlığından haberdar oluyor. Kurulum işlemi için ne gerekiyor? Telefonda CoCoWatch uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Bu uygulamayı iOS App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Burada CoCoWatch gözüküyor. Şu anda her iki cihazda da Bluetooth aktif. CoCoWatch'u görmüş olduğunuz gibi cihazlar bölümü altında görüyoruz. Ve şu anda saatin connect tuşuna 6 saniye kadar basarak bağlantı işlemini gerçekleştirmeye başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Kuku uygulaması üzerinden CoCoWatch ile iPhone birbirine bağlandı. CoCoWatch'a dokunduğumda görmüş olduğunuz gibi karşıma bir ekran çıkıyor. Burada My Connected Device, yani şu anda sahip olduğum CoCoWatch karşımıza çıkıyor. Altta 3 tane buton dikkat çekiyor. Kilit uyarılarının ne zaman gönderileceğine dair bir ayar var burada. Görmüş olduğunuz alttaki kilit düğmesi, zincir ikonu CoCoWatch ile iPhone'u birbirine bağlamaya veya bağlantıyı kesmeye olanak sağlıyor. Hemen yanında görmüş olduğunuz hoparlör şeklindeki ikonda CoCoWatch'da bildirim alarmın çalmasını sağlıyor. Eğer CoCoWatch'u kaybederseniz ve menzil içerisindeyse Kuku uygulamasını kullanarak saatinizi nereye kaybolduysa bulabilirsiniz. Bunu belirtelim. Sağ üst köşede ayarlar bölümü var. Ayarlar bölümü içerisinde görmüş olduğunuz gibi saatinize isim verebileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Aynı zamanda bildirim uyarılarının hangi bileşenler için aktif olacağı da buradan belirlenebiliyor. E-posta gelen çağrı, cevapsız çağrı, SMS hatırlatıcı, süre ölçer, gelen Facebook gönderileri, mesajları, Twitter'da bahsedişler gibi durumlarda bildirimlerin gelmesini ayarlayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra pil uyarısı da yapıyor CoCoWatch. Eğer iPhone'unuzun pil azaldıysa bunun uyarısını saat üzerinde görmeniz mümkün oluyor. Saatin sağ kenarında comment tuşu var. Bu comment tuşunun aksiyonları da uygulama üzerinden ayarlanabiliyor. Kısa, orta ve uzun basma şeklinde 3 farklı senaryo var. Bunların her biri yerimi işaretle, CoCoWatch uygulaması üzerinde yer işaretleme yapma, iPhone'u bulma veya Facebook'ta yer bildirimi yapma gibi senaryolar için ayarlanabiliyor. Ve bunları da belirledikten sonra siz saatte diyelim ki mesela kısa basma yaptınız. Şu anda telefondan duyduğunuz sesi ve yer işaretleme. Şu anda konum servisleri açık olmadığı için başarısız, ancak konum servisleri açık olduğunda siz saatin comment tuşuna bastığınız anda sizin konumunuz uygulama üzerinde, Kuku uygulamanın üzerinde kaydediliyor. Müzik kontrolünü etkinleştirdiğinizde de iPod'da müzik dinlerken
Command tuşunu kullanarak çeşitli kontrol işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Tabi bu durumda müzik kontrolleri açıkken diğer yer bildirim ve Facebook'ta yer bildirim özellikleri de geçersiz kılınıyor. Bunun yanı sıra yine ayarlar bölümünden saatte bir profil resmi atlayabilirsiniz. İster resim çekerek veya kameradaki film rulosundaki herhangi bir resmi kullanarak bunu profil fotoğrafı, sadece bir profil fotoğrafı olarak atayabilirsiniz. Konumlar sekmesi var. Bu konumlar sekmesi de cihazın siz comment tuşuna bastığınızda yapmış olduğu konum bildirimlerini, iğnelemelerini, yer işaretlemelerini gösteriyor. Kamera özelliği var. Saatteki comment tuşuna bastığınızda görmüş olduğunuz gibi otomatikman bir fotoğraf çekiliyor. Böyle bir özelliği de var Cuckoo Watch'un. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi cihazın pil az ve pilin az olduğunu da görmüş olduğunuz pil bildiriminden anlıyorum. Bunu kapatalım, tekrar uygulamaya geri dönelim ve alarmlar Cuckoo uygulaması üzerinden alarm kurabilir ve bu alarmın da saatte çalmasını sağlayabilirsiniz. Böyle bir özellik söz konusu. Gelen bildirimler üstteki görmüş olduğunuz mavi renkli butonla ayarlanıyor, söylediğim gibi videonun başında söylediğim gibi. Bu şekilde titreşim, bip veya sessiz gibi farklı bildirim modlarından herhangi bir tanesini seçebiliyorsunuz. Cuckoo uygulaması bu şekilde kullanılıyor. Gördüğünüz gibi bir telefon geldiğinde de bunun bildirimi Cuckoo Watch üzerinde gösteriliyor. Saat şu anda hem titreşip hem de bip sesi çıkarıyor. Aynı zamanda da ekranda görmüş olduğunuz telefon ikonu, çağrı ikonu da yanıp sönmekte. Bu şekilde de saat sizin kolunuzdayken bir telefonun geldiğini anlıyorsunuz ve yapmanız gereken telefona bakmak. Bu kadar basit. Cevapsız çağrı da Cuckoo Watch üzerinde gösterilmeye devam ediyor. Yanıp sönen bir ikonla bu çağrı, gelen çağrı gösteriliyor. Cuckoo Watch böyle bir ürün. Cuckoo Watch ile ilgili detayları teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.